Haydi şu an itibariyle açıyorum. Baktığınız zamanın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bir hafta ortası programı var. Salı, çarşamba, perşembe. Hayırlara vesile olsun diyelim yeni programda. Ve topu bu haftanın moderatörü Volkan'a atıyorum. Ve süratle bugünün oynanan maçlarından geriye doğru giderek konuşacağımızı belirtiyoruz. Bugün planlı bir akışımız var ve kısıtlı bir süre. Bir saat içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Çünkü geçen programı 2 saat 37 dakika yaparak resmen ülkenin kaynaklarını tüketmişiz. Gerek elektrik, gerek su, gerek yol olsun. O yüzden saat 11.02 kayıttayız ve 12'de bitireceğimizi umuyoruz. Buyurun Volkan Bey, moderatör sizsiniz ve başlayabilirsiniz. Teşekkürler Zoo Bey, bize bu görevi layık gördüğünüz için. Hard Rock sever ve Metallica dinleyen biri olarak gurur duydum bu görevi bana verdiğiniz için. Fenerbahçe-Alanya Spor maçıyla başlıyoruz. Sıcak maç. 2-1 Fenerbahçe kazandı. Çok tartışılan bir konu. Fenerbahçe'nin topa sahip olma yüzdesi olduğu maçı sonunda. Alanya Spor'un evet maç boyunca topa hükmetti. Topla oynadı. Fenerbahçe'nin de kaptığı anda hızlı ataklarla çıktı. Bir maç izledik özet olarak. Fenerbahçe-Alanya Spor maçının yorumlarını almak için önce Fırat'a gidiyoruz. Yani şeyi bekliyordum, Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceği bir maç olduğunu düşünüyordum aslında bunu. Ama yani şimdi Çağdaş Atan'ın son söylediklerine hak vermek gibi olmasın da bu şekilde oynanarak olacağını düşünmüyordum. Yani ben Fenerbahçe'nin Alanya Spor'u oyun olarak da iyi kitleyip kendisi de iyi bir oyun oynayarak kazanacağını düşünüyordum. Ama Erol Bulut'un kendi söylediği şey yani. Ben topu rakibe bırakmayı seçtim. Bu şekilde kazanmayı istedim dedi. Çağdaş Atan ona göre zaten bir şeyler söyledi. Ben hani önce bir maça dair konuşayım. Bir 10-15 dakikasını arada izleyemedim ilk yarının ortalarında. Yani gördüğüm şu oldu. Yani Fenerbahçe kapanmayı da ileri seviyeye taşıdı bence. Yani kapanma ve evet rakibi işte oynatmama ya da rakibi oynatmama değil de aslında oynatarak ve topu oraya vererek yenmek istedi ki zaten Çağdaş Atan da bunu söyledi. Topu hep bize verdiler ve hep kaybettik maçları diye. Fenerbahçe'nin bunu yapsa bile biraz daha top yapıp oyun deneyip gideceğini düşündüm. Ama onlar sadece top ellerine geçtiğinde hızlıca kaleye gidip ya da birkaç uzun pas bireysel yetenek ürünü pozisyonlarla sonuca gitmeyi denediler. Yani beklediğim bir skor, beklemediğim bir oyunla oldu açıkçası özetleyeceğim. Eyvallah. Peki kaçan penaltı hakkında ne diyorsun? Orada bir de itirazları oldu kırmızı kart diye. Verilir miydi sence kırmızı kart? Kalecinin yaptığı bir pozisyon faul vardı. Savellas'ın geri pasında Valencia'ydı galiba. Girdi araya. Kaleci Marafona ile bir çarpıştı. Penaltı oldu. Sarı kart gösterildi. Kırmızı itirazları. Yani kırmızı... Falan. Olur mu o kadar kırmızıya, yani sence? O kadar olmaz gibi geliyor ya. Şimdi düşündüm şöyle sen söylerken bir yandan pozisyon tekrar bir gözümün önünde canlandırdım ama ya kırmızı kart bilmiyorum orada sanki şu an verilmemiş halin ya şunu düşünmek istiyorum artık Türk futbolunda gündem buna döndüğü için. Yani kırmızının verilmiş haliyle verilmemiş halindeki tartışmayı ortamı düşünüyorum. Kırmızı verilseydi daha büyük tartışma dönerdi muhtemelen. Hı. Öyle diyor. Daha büyük tartışılırdı, daha büyük konuşulurdu. Bence hani sarı kart. Bir de hani bu FIFA'nın malum yeni şeyleri var ya. İşte çift cezalandırma yapmayalım falan. Tabii pozisyon biraz ona girmiyor. Hani biraz, yani aslında sanki nasıl diyeyim, giriyor yani. Penaltıyı verdik bir de üstünde kırmızı mı verelim? Hani aslında kaleci evet, tamam, hani şey de değil. Tutmak amaçlı biraz da o değişiklik sanki. Yani o kuralda şey diyorlar ya hani. Tamamen... direkt toptan alakasız işte ne bileyim yakın örnek Emre Kılınç'ın pozisyonu gibi. Topun hiç olmadığı bir ortamda yapılan bir faul değil de biraz daha böyle pozisyon içi gibi olduğunda vermeyelim diyorlar. İkisinin arası bir olaydı böyle hani pozisyon gereği mi oldu? Hızlı gelişen biraz... bir ataktı ve iki oyuncu evet, çarpıştı. Hani... Nihayetinde penaltı oldu. Atamadı Valencia. Maçta evet, yani, ki penaltı, ilk penaltıydı. Yani, penaltı da evet şunu diyelim yani herhalde bu şekilde Valencia 100 tane kullansa 99'u gene kurtarılırdı gibi. Hani ben şuraya penaltı atıyorum haberiniz olsun diye geldi topa benim gördüğüm yani.
Yani o açıyı alınca başka türlü başka bir yere atamazsın. Bari yukarı doğru ayağının üstüyle sert vur çatala doğru bir Gibi, şekilde. evet. Çok Ama çok yani, basit bir şuttu sanki kalecinin. Evet, evet. aynen. Hani ayaklarını okusan ortaya şutun nereye gideceğini ortaya çıkaran bir duruşu vardı. Evet. Peki abi sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Alanyaspor'un Fiorentina'dan transfer ettiğini söyleyeceğimiz bir forveti var. Babakar, sen de çok seversin diyelim. sevmiyorsun galiba, ben yanlış hatırlamıyorsam. Yo, severim Babacar Fiorentina'da kalsın isterdim ya. Ha. Bayağı Ya isterdim yani. Babacar Hani acaba çok biraz geç mi girdi? Çünkü oyuna hakimsin. Tisserand bütün topları alıyor. Yandan toplar atıyorsun. İçeriye yüksek toplar. Yani Barreiro ve Davidson daha hızlı koşan oyuncular olarak öne çıktı. Ve dar alanda da tabii Davidson muydu röveşata atan? O röveşataları atabilen de atletik oyuncular ama acaba Babacar hamlesi birazcık mı gecikti yoksa penaltıdan sonra biz ısın dedik. O arada golü yiyince biraz sıkıntı olduğu gibi bir şey de sezdim ben. Sen ne diyorsun? Babacar daha erken girebilir miydi? Yani penaltının öncesinde sonrasında konuşmaya gerek yok bence Babakar'ın girişi için. Sen ilk yarı 73'e 27 toplu oynama yüzdesiyle kapatıp rakibin 70 pas isabetli 70 pas atabilmişken koca 45 dakikada. Dakikada 2 pas atamamış Fenerbahçe yani isabetli olarak. Böyle bir ortamda sen Babakar'ı 50'de bile alsan geçti yani. 46 düdük çaldığında 45-01 dediğinde Babakar orta yuvarlağın etrafında olacaktı. Oyunu almış olacaktın ikinci yarıda. Yani ben 45-01'den itibaren ne zaman girse geç girdi derdim zaten Babakar için. Çünkü dediğin gibi Davidson'a, Ribeiro'ya tam Bakasetas'ta keza benzer oyuncular. Ya böyle üç tane adamın varken ya birinin yerine Babakar'ı tercih edeceksin ya da bir risk alıp Babakar'ı dördüncü o üçlünün arasına atacaksın ama yani çok geç oldu. Babakar zaten o adamların iş yapmasını sağlayacaktı Ya bugünkü oyun Babacar düzeninde. için şöyle çok kısa bir parantez açabiliriz. Adam oyuna girdi. Penaltıyı da ona yaptılar zaten. Yani kafaya Ha çıktı. yani evet. İttiler. Bu kadar basit. Evet. Sadık orada eliyle arkadan bir müdahale etti. Ekleyeceğin bir şey var mı maça dair? Yani şeyleri konuşurduk da önce Mert'le bir Mert'in evet maçın maç genelini hakkındaki yorumlarını almak istiyorum. Mert'ten Sonra maçın maç genelini sonu alalım. açıklamaları ve transfer storyları da oldu Erol Bulut'a. Hani biz de kendimiz Evet, bir ona sonra değerlendirelim girelim. Mesut muhabbetine. Mert mi diyelim, Evet, mini golf ya müdürü mü diyelim hocam? Şimdi bir ikisi de dakika. olur. Tamam. Yok, İş mini golf insanı müdürü mini ne? golf müdürü diyesek olur mu? Bu arada Tamam abi, o buyur. şey bahsi geçen malum reklamın yapıldığı yer kapanmış. O da çok ilginç. Yani boşuna Yani neresi o ya? evet jest Neresi o? Jet Sosyete Ajda Hanım'ın olduğu gazino abi. İş insanı Ali Bey ve ünlü futbolcu Hakan Ünal'ın devamlı gittikleri yavru vatan Kıbrıs'taki yer kapanmış. Ben anlamadım ha şu an. Klasik bir ben. Yok yok zaten yok yok sıkıntılı şey zaten. Evet biz Telif sana falan WhatsApp'tan yeriz. yazarız bunu hemen. Ben Ha. sana yazacağım sevgili. Zo hemen ileteceğim bunu. Evet. Seni de mini golf müdürü yapacağım. Mini golf Sel müdürüne hemen topu bırakalım. Bu kadar Buyurun. parmak Selçukçular yürütmeyin. anladı. Aynen. Ya şimdi bizim Ya, kapatıldık aynen. şu Ya futbol iklimimiz bir garip. Şimdi her sene böyle olur. Bir sürpriz takım çıkar. İlk 5 hafta 5'te 5. İşte iyi futbol hemen goygoylara başlarlar. İşte sahibi şöyle, başkanı şöyle, işte iklimi şöyle. İşte yerel şeylerini tatmaya başlarlar. Bir pohpohlamalar. Sonra en ufak düşüşe geçince hemen gözden düşer o takım. Böyle iç şeyler büyütülür. Basın toplantılarında krizler yaratılır. Bir de hele transfer arası devresine geliniyorsa sıkıntılar çıkmaya başlar. Örnek Salih Uçan. Babacar'da da bence bir şey var. Hani bir kırmızı gördü. Ondan sonra dönüşümü sıkıntı oldu onu bilmiyorum. Alanya aslında son 8 maçında 2 galibiyet almış. Yani düşüşünü devam ettiriyordu.
Ve bugün herkes şeyi konuşuyor, yani istatistikleri konuşuyor, topa sahip olma oranları falan. Kaybettiği maçlara baktım. Aslında yani buna yakın şeyler var. Hani oynayan taraf, oynuyor gözüken taraf Alanya ama skoru alan diğer takımlar. Şu Müdika işte 3-1'li yenmiş falan. Maç başladı, sarı kartla başladı. Sarı kartlar falan dedim herhalde bugün iki takımda 9 kişi böyle deli bir maç, olaylı bir maç olacak. Sonra birden Sinan Gümüş'ün golü geldi. Ben o maçta direkt şeye gittim. 2010 Fenerbahçe Trabzon. O meşhur maç, 1-1'lik maç. Bir Burak Dedim Yılmaz şu şeyle golüne mi benzettin? Burak Yılmaz golüne benzettim biraz. Ortam mı şut mu? İşte Aynen. ortamlarda şut çektim dediği maç. Şey gol direkt kaleye vurdum dediği maçta orta diyen de var. Oradaki istatistikler de enteresandı mesela. İşte baktım ona 37 gol girişimi yapmış o maçta Fenerbahçe. İşte 13 isabetli şut. Trabzon'un bir şutu var gol olmuş. Yani bugün biraz kendimi özellikle maç sonrası şeyde hissettim. Böyle hani İngiltere'de falanız. Karşılıklı teknik direktörler birbirine sallıyor. Küçük dokundurmalar falan. Aslında iyi de, iyi de oldu yani. Yani hakem konuşacağımıza birbirimize takılalım. Abi Böyle çatıca şöyle diyebilir aynen miyiz bu atışma? çat. Yani kaliteli bir iki hoca arasında atışma izledik en nihayetinde genç nesiller. Aynen. Yani Ya keşke böyle Mourinho olsa. Guardiola'ya bunu dedi, şunu bunu yaptı tartışmasından. Belki Çağdaş Hoca'yı böyle dedi, Erol Bulut böyle dedi. Bir açıklaması oldu sanki. Güzel Aynen oldu bence. işte hemen şeyler düştü. Tweetler işte Mourinho'ya Manchester City maçından sonra soruyorlar. İşte yenmiş. İşte diyor ki Manchester City %80 topa sahip olmuş. Yani ne diyorsunuz? O da diyor ki hani sahip olduysa eve götürsün topun diyor. Ben 3 puanımı aldım. Ya bugün şey de öyle yaptı. Erol Bulut da aldı ama Allah'tan hani Fenerbahçe açısından seyirci yok. Biraz mızmızlanmalar olurdu gibime geliyor bana hani. Sosyal medyada sirayet ederdi bu. Biraz şu an hani Özil transferi falan biraz odak noktaları başka yerlere çekiyorlar. Yoksa hani Erol Hoca da söyledi. İyi futbol izlettiremedik bugün ama sonucu aldık diye. Aslında bunu anlatmak da önemli. Mesela Abdullah Avcı da yaptı aynısını hafta içi. Yani ben 1-0 1-0 3 puana bakıyorum artık dedi yani. Bu bakımdan iyi geçti benim için. Hani bu hafta özellikle maç sonu açıklamaları. Mesela Konya yardımcı antrenörünün de açıklamaları güzeldi bence. Yani bu konuda umutluyum. Gene Altay Denizli maçı istatistiğini yakalamış. 7 kurtarış. Aslında maça dair birçok şey anlatıyor. Bir de şey Marafona'nın bir röşatası vardı. O da yani gol olsaydı efsane olacaktı. Evet, tam maç Gol sonu. olsaydı Son muhtemelen pozisyon. Maradona diye bir manşet açılacaktı yani. Kesin Evet o yani şeyler hazırdır. Klavye başında hazırlanıyordur o. D harfine F harfi yapmaya. Mini golf Yani müdürüm. Barrero da geçen hafta İşte röşata birazdan atmıştı. Güzel Zoe'ya vermek olacaktı istiyorum. atsaydı. Bilgine zamanında verimli kullan. Ha, tamam Buradan tamam. Direkt transferi paslıyorum. konuşacağız. Bende mi Görüşürüz. sıra? Evet, direkt Ya paslıyorum deyince hakikaten topu ayağında tutmadan pası verdi sana. maçı başlamadan Adam önce ciddiymiş. biliyorsunuz ilaç peşinde koşmak için bir dışarı çıktım ve sokakta koşturma esnasında ilk yarıyı telefonu cebime koyup sesinden dinlemeye çalıştım. İlk yarı, ikinci yarıda da bir şekilde gelip evde falan böyle bir migren krizine tutulunca radyodan dinlemek durumunda kaldım. Televizyona bakamıyorum görüntüye. Ya o iki izlediğim ve dinlediğim şeyle hani Fenerbahçe'nin maçı domine ettiğini düşündüm. Maç sonunda istatistiklere baktım şok. Yani bu yani söyleyeceğim tabii yani bu istatistik meselesi de biraz böyle şey çıkıyor. Bir saniye neredeydi? %28 topa sahip olma, %72 Alanyaspor. Kaleyi bulan şut 6, Fenerbahçe'nin 4. Alanya 9 korner atmıştı hep basmanda. Fenerbahçe kendi sahasında 2 korner. Altay'ın 7 kurtarışı var. Alanya kalecisinin 3 kurtarışı var.
ve pas 230'a 572. İki katından daha fazla. Yani işte bu istatistiklere bakıp baktığın zaman skoru kapatsan mesela ne dersin? Fenerbahçe 1, Alanya 3 ya da 4. Hani takımın da form durumunu şeye katıp, göz önünde bulundurup. Ama inanılmaz. Ya tabii Fenerbahçe'nin hani taraftarının artık iyi oyun, iyi oyun falan diye bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Psikolojik bir eşik var orada. Kazan abi. 1-0 kazan ama yeter ki kazan, puanları topla. Çünkü tabelada geriye düşüyor olmak sarsıyor. İşte hem hocanın kendi pozisyonunu tekrar değerlendirileceği bu süreçte bu 3 maç ve 3'te 3 yaptılar. Hafta arası ve yani yakın geçen hafta sonu oynandı ve bu hafta içi maçları düşünürsek puan tablosunda enteresan bir durum var. Fenerbahçe Galatasaray'ın altındayken Galatasaray 5 puan kaybedip şu an 30 puanda 5. sırada. Fenerbahçe 32 puanla liderin arkasında. Beşiktaş lider 34 puanla. Yani şu tepede oluşan sallantının bir hafta içindeki değişimine bakar mısınız? Yani tersini düşün. Fenerbahçe 5 puan kaybetse ikinci bir güven bunalımına girecekler. Galatasaray'da o 5 puan almış olsa 35 puanla lider şu an. Kayıp 5 puan alsa. O yüzden hani zaten pandemi döneminde iyi futbol hani gibi bir beklenti içinde olmak, hani her ne kadar geçen programda böyle ligde ala futbol oynayan takım yok desek de yok işte, gördüğümüz puan durumundan kötünün iyisini Beşiktaş oynuyor demek bu yani. Fenerbahçe ikinci sırada olsa da bence iyi top oynamıyor. Gaziantep iyi futbol oynuyor. Yani söyleyebileceğimiz o. Benim Fenerbahçe maçıyla ilgili söyleyebileceğim şey, bence iyi bir eşiği, o 3 maçlık eşiği başarıyla geçtiler. Bir de o şey oldu. O 3 maçlık bu kritik işte yayında, röportajda da bahsedildi. Bu kritik 3 maçlık eşikte dediğimiz şeyden öncesinde de mağlubiyet serisi var yani. Evet evet. Oradan çıkıp bir de bu 3 tane önemli görünen maçı kazandılar. Aynen öyle. Yani Erol Bulut Alanya karşısında kritik bir eşiği açtı diyerek toparlayabiliriz sanki Alanya Fenerbahçe. Aynen öyle. Aynen öyle. Hem kendisi açısından hem de takım. Şöyle bir şey düşündüm. Cami açısından. Sonra sene 97-98, şöyle bir nostaljik yorum yapacağım. Eğer bu maçı Hıncal Uluç izlemiş olsaydı şöyle yazardı. Galatasaray için genelde böyle yazardı. Korkak Fatih Terim diye, böyle elinde en iyi kadro, rakip çok şey bir durumda, aciz bir durumda ama yine kapanıp kazanmış falan böyle. Korkak, yine beğenmezdi böyle Hıncal Uluç. Öyle bir maç oldu yani. Neyse, Hıncal Uluç gibi bir çok yazarı yok Fenerbahçe'nin. Ama yine büyük eleştiri alacak bence oyundan kaynaklı. Ama sonuca bakarsak tabelada aynen öyle. 3 puan aldı ve ikinci durumda Fenerbahçe. Ve yani bu kritik eşiği de aşması açısından iyi. Fakat şöyle bir gerçek de var. Hani Fenerbahçe'yi izlerken o kadar transfer, o kadar hücumcu alınca insan daha fazla hücum gücü yüksek bir oyun bekliyor. Fakat anlaşılan o ki yani şu maça bakarsak sadece Erol Bulut bence biraz böyle Anadolu takımı teknik direktörü sınavı verdi. Ayrıca Kasımpaşa maçında da böyle oldu. Bir tane daha ilginç bir noktaya dikkat çektim. Hani penaltı pozisyonunu sordum Fırat'a. O sırada penaltı itirazları sırasında kırmızı kart gösterilmediği için sanki Fenerbahçelilerden biri kenardan da olabilir. Böyle kenardaki mikrofonlardan birinden duyuluyor. Çünkü kenardakilerin konuştukları bazen. Isınırken böyle run, koş falan diye hocaların komutları geliyor. Neyse şeydi, sanki evimizde değiliz de deplasmandayız ya, böyle karar mı olur gibi bir yorum duydum ben. Hani maçın istatistiğine baksak sanki Fenerbahçe Kadıköy'de oynamıyor. Önce hani kendi evindeymiş gibi oynasa Fenerbahçe biraz daha iyi olabilir diye ben düşündüm o lafla birlikte bağdaştırınca. Maçın yani bir anında da Volkan Demirel'in yanda hocayı sakinleştirdiği bir pozisyon var. Onunla o zaten onunla ilgili bir oksimoron. Onunla ilgili de şey demek lazım yani. Bu, ben futbolculuğu zamanındaki yorumlarına hiçbir zaman katılmadım. Yani Volkan Demirel'in provokatör bir oyuncu olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Fazla abartıldığını düşünüyorum bunun. Sonuçta tepki göster, yani ona bir tepki gösterirsen, işte yuhlarsan ya da küfredersen
adam da ona karşılık tepki veriyor. Veren bir adamdı. Bence ortalamanın üzerinde beyefendi, gayet hani düzgün kimliği olan bir oyuncuydu ama her niyeyse böyle bir aşırı bir nefret falan oluşturmaya çalışıldı Volkan'a karşı. Yani ama şimdi şunu eklemek lazım, yani hani gazetecilere saldırmış, sallamış oradan bir yerden de bir ama bence o karakter mevzu, örneği de var yani. O mevzuda da işin ne olacağını açıkçası çok fazla bilmiyoruz. Ne olduğunu öncesinde. Bence orada da yine yani o şeyde topuk aldı sesinin olmuştu değil mi o? Benim görüntülerden hatırladığım, yine orada medyanın Volkan'a lakayt tavırları vardı orada. Yani neyse, tamam. Olayın detayından ziyade öyle bir reaksiyon vermesi de hani sahanın ve derbi maçlarının dışında da böyle bir karaktermiş gibi bir algı yarattı aslında Volkan'da. Milli maçta da ben gidiyorum diye böyle fevri tavırları olmuştu vesaire. Hani Volkan'ın sırf hani takımıyla kurduğu bağ bakarak bir ateşli bir maç çıkarmasının dışında onlar da etkiliydi galiba. Herkes olgunlaşıyor diyelim zamanla. Evet, zamanla. Şöyle mi yapalım, transfer muhabbetlerinin komple sona mı bırakalım yoksa Fenerbahçe'de kalalım bence mı? Sona bırakalım sona ve bırakabiliriz. sona bırakalım ve maçlardan devam edelim. Evet, yoksa çok şeyden fazla Fenerbahçe bahsedeceğiz konuşmuş mi? Olacağız en baştan. Şu maç sonu mevzusu açıklamalardan. Biraz değindik amaç Ya evet, konusundaki son açıklamalarına. Ben onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani işte istatistiklere bakınca tabii, hocanın da bence kafasında gördüğü şey mi işte Alanya'nın belki de takık kaldığı mevzu. Çağdaş Atan şey demiş ya, Fenerbahçe'nin bizde daha kafa kafa oynamasını beklerdim. Daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. Yani hoca kimse senin kafanda istediğin şekilde sahada olmak durumunda değil. İşte Fenerbahçe bu maçlarda, bu fikstürde sonuç odaklı oynamak durumunda. İsterse otobüs çeker, isterse kapanır. Yani %28 ile oynayıp da 2-1 kazanıyorsa, yeniyorsa seni, sonuçta kazanan yani konuşur. Bu bana çok tuhaf geldi. Yani biraz yani profesyonelce bir bakış açısı değil bu ya. Hani Fenerbahçe ismi olduğu için biraz şey gibi. Hani daha kora olsun, daha açık oynasın. Açık oynasın sen de gol at. Yani tercih ya meselesi. Orada aslında Mert'in verdiği istatistikler zaten ortaya koyuyor. Yani Alanyaspor'un panzehiri bu. Bekleyeceksin, kontra atak yapacaksın, atacaksın. Yani Zaten 3 hücumcu da öyle, sprinter adamlar. Fenerbahçe'nin transfer politikasında bu adamlar daha fazla sayıdaydı. Hani önüne atıldığında çalımlı, driplingli oyuncular bunlar. Ama Fenerbahçe daha bir rakip yarı alanda hücum organizasyonları kurması beklenen bir şekilde oynuyordu. Bu olmuyordu. Aslında oyuncular da zaten buna daha uygun Fenerbahçe'de. Açıklamalar konusunda eklemek isteyen bir şeyler var mı? Erol Bulut ve Çağdaş Atan atışması üzerine diyelim. Yani ben şunu diyebilirim. Abi seni, şimdi bu 5. mağlubiyeti oldu Alanyaspor'un. Abi seni ligde 4 kere böyle yendilerse 5. bir takımda böyle yenebilir. Yani bunun şeyi yok. Ya tamam, ben de isterdim bir izleyen biri olarak, hani yorum yapmayı şeyi geçtim. Evimde oturup maçı açtığımda ben de isterdim böyle 3 tane Fener kaçırsın, 5 tane üstüne Alanya kaçırsın. Kaleciler 15'er kurtarış yapsın ya da işte 5-5 bitsin. Ya elbet herkes bunu ister izlediğim maçta da. Ya abi seni böyle yeniyorlarsa 4 kere çözüm bulamadın. 5.'de de bulamadın. 6.'da da bulamazsan bu sefer şey mi diyeceksin? Atıyorum işte Gaziantep oynasın. Ya Gaziantep de çok kapattı. Gaziantep içinde şey demişti hakikaten. Biz çözüm bulamadık aslında rakibimize karşı gibi bir açıklaması. Yok hani hatırlıyorum. Sıralama takım olarak rastgele söyledim de atıyorum hani Karagümrük olsun. Yok ama yenildiği takımlardan biriydi ve aynı şekilde evet, bir istatistikle. Evet yani benim örneğim tesadüf öyle denk geldi. Ve de. Hatta sonuç da neredeyse aynı oluyordu. Ferdi'nin şutu direkten dönmese yine 3-1 bitiyordu evet. Maç Alanya'da. Son şunu diyeceğim bu konuda. Yani 42. hafta son düdük çaldığında Fenerbahçe şampiyon olsun, Alanyaspor bir puan gerisinde olsun. Ama Alanya o maçta şey yapmamıştı. Kimse diyemez söyle, abi. Pardon. Yani Alanya o maçta %70 oynadı. Yani şampiyonluk demeyecek yani. En fazla puanı aldı ve şampiyon oldu. O yüzden sen 5 kere yenildiysen 6.'yı yaşamayıp çözüm bul kalan 25-24 haftada.
Beşiktaş haftanın sansasyonel skoruna imza attı. 6-0'la Çaykur Rize'ye geçti. Liderliğe de oturdu. Tek bir beraberliği var. Öyle nazar boncuğu olarak duruyor. Aslında bir yandan da Beşiktaş'ın ne kadar hücumcu ya kazan ya da kaybet şeklinde oynadığını birazcık en azından tabeladan okuyabiliyoruz. 37 gol atarak da zaten son maçla birlikte ligin en golcü takımı oldu. Larin de gol krallığına doğru yürüyor. Beşiktaş maçı hakkında neler söyleyeceksin sevgili mini golf müdürü? Ya geçen hafta biz bahsetmiştik futbol seyircisi artık muhasebeci oldu diye. Yok limitleri hesaplıyor. İşte biri geliyor işte menajer oyunlarından futbolcu buluyor, öneriyor falan. İşte analiz yapıyor maç öncesi. Aslında biraz bunun sebebi hani iddia oynayanların çoğalması, istatistiklere bakıyorlar. Kim ne yapmış, ne etmiş. Vallahi 3 günde bir maç olunca ben hani iddia için değil de öyle bir hobi olarak bakıyorum işte karşılaşacağım takım ne yapacak, ne edecek. İşte Rize'yi bir açtım, sakat cezalılar. İşte Remi oynayacak mı, düzeldi mi? Şey yazıyordu, işte bazı siteler şey yapmış. Enliyak, şüpheli, oynayabilir, oynayamaz. Ben açıkçası zor bir maç bekliyordum. Abu Bakar mesela dönecek mi, kadroya girecek mi, nasıl hissediyor diye düşünmüştüm. Abu Bakar'a bakarken ekşi sözlükte Filozof Nikli bir şey yazmış. Fenerbahçe maçındaki gol sevincini bütün basın atladı ama onun farklı bir sebebi var demiş. Böyle gözünü kapatıp yukarıyı gösteren. Ben şey diyebiliyordum, hani Kamerun'da onun ülkesinde bir olaylar olmuştu, okul baskını gibi. Oraya bir mesaj yolluyor zannediyordum ama bir aslında gene Yunanistan taraflarından bir hikayesi varmış. O çok hoşuma gitti, onu not almışım. Erebos diye bir tanrı var, bu karanlıklar tanrısı diye geçiyor. Çok sevdiğimiz, özellikle Galatasaray bölümünde konuşuruz, Kaos. Galatasaray camiasında çok sevdiği Kaos'un ve gecenin oğlumuş bu Erebos. Bu Erebos'u yolluyorlar yerin altına. Zeus ceza veriyor buna. O da bir şekilde sonra oradan kurtuluyor. Yeryüzüne çıkıyor. Diyor ki yeryüzü artık benimdir. Karanlıklar da senin. Bu işareti yapıyor. Abu Bakar'ın yaptığı gol sevincini yapıyor. Tam da Beşiktaş'ı anlatan bir şey aslında. Karanlıklarla başlamıştı. Gene PAOK yenilgisi, işte elektrik faturamızı ödeyemiyoruz muhabbetleri, yönetimle Sergen'in takışması, ne bileyim Konya Spor faciası, İsmail Kartal Hoca gene İstanbul ekiplerine yaptı bu sene yapacağını. Öyle bir atmosferle başladı maç benim için. Geçen seneki Rize maçı da mesela çok kötüydü. Abdullah Avcı'nın tam sallantıda olduğu dönemler. İşte Sergen Yalçın'ın ilk maçı gene Rize'ydi. Yani böyle bir garip hikayesi olur diye ben tahmin ediyordum maçtan önce. Biraz da korkuyordum. Aslında Sergen Hoca da söyledi, daha farklı bir maç bekliyorduk diye. 11. dakika falan uzaktan aldığı bir şut denedi. Orada harbi mutlu etti yani beni. Rıdvan oluyor. Daha da gelişecek. Sonra şeyi servis ettiler. Vallahi hafta içi şey vardı. Bu 2013 sezonunda Oğuzhan sakatlanıyor. İşte altyapıda onu ziyarete gidiyor falan. O ziyaret eden topçuların arasında işte Ersin var, Rıdvan var, Kartal var. Rıdvan da böyle başını Oğuzhan abisine yaslamış falan. Güzel fotoğraftı. Bu maçta da golden sonra işte abim falan yazmış hatta sosyal medya hesabında. Oğuzhan da şey demiş, işte 2013 ruhu gibi hissediyorum. Bu Galatasaray'ın 96 ruhu gibi yeni ruhlar dolaşmaya başladı Ümraniye'de. Buz ruhu. Ben de şeye benzettim. Ben de şeye benzettim. Bu işte Larin 4 gol atınca hemen şeyler çıktı. Eski defterler açıldı. 30 yıl sonra ilk defa süper yani şey ligde bir oyuncu 4 gol atıyor. Aslında 10-0'lık maç da hani o zaman sosyal medya falan yok. Beşiktaş aslında kötü gidiyor. 2 sene ikinci olmuş Gordon Milne.
Hani İngilizler gelmiş. Yani şey diyorlar ya, askerlik arkadaşlarımı getirmiş falan. İlaç olan bir galibiyet aslında. Ben o yılların ruhu diyen var. İşte Metin Ali Feyyaz senesi diyen var. Gene hafta içi şey vardı işte, Abu Bakar direkt uçaktan inip destere geliyor falan. O da şeye benzettim. Amokachi'nin Fenerbahçe derbisine gelişi vardı özel uçakta. Ya böyle bir ruh var orada, bir canlanma var. İşte sonra o mutlulukla falan bir 3-0 oldu dakika 56. Ben hemen şey diyorum işte, gençler girer falan, böyle bir şeyler olur. Hatta şey falan yen oldu o sıra. İşte gene bir Atinalı, eski Atinalı Meriah işte bireysel hatalarından attı golleri Beşiktaş falan diyen oldu da, hata yapan değil yaptırana bakacaksınız demiş biri. İşte Sergen Hoca da şey diyordu. Biz çalışıyoruz yani önüne basmaya pozisyonlara. O yüzden belliydi yani bu hataları bekliyorduk diye. Sonra gene bir 68'de değişiklikler oldu. Sonra bir 70-80 arası böyle bir Rize bir geldi. Ersin bir top çıkardı falan. Hani dönse orada dönerdi. Biz alışmışız ya Beşiktaş 3-0 kesin bir 3-2 olur bu. Gene bir hastalık şeyleri yüklenir vücudumuza, hormonları falan diye. Ama öyle bitti maç. Sonra maç son açıklaması güzeldi. Hasic'in golüne ithafen şey dedi Sergen Hoca'ya. Hasic bizi sıkıntıya soktu dedi. Aslında o şeydi. Hafta içi şey diyorlardı. Hani Hasic gönderilecek, kirayı verilecek gibi. Şimdi bombayı aldılar kucaklarına. Ne olacak bakalım. Hasic'le vallahi ilgili küçük bir şey ekleyeceğim. Sezon başında kadroya adını yazmamayı da düşünüyorlardı aslında. Evet, evet. Ama hani sanki Lens'i yazacaklardı. Hasic yabancı statüsünde geçiyor galiba hala. Öyle mi? Evet, evet, yabancı. Evet. Hatta bazı deplasmanları götürmüyorlardı. Sayıdan aynen dolayı bir şeyler vardı. Yani ben Hasic'i iki kere filan izledim hazırlık maçlarında, şans bulduğu için. İnanılmaz bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. O attığı son golde gerçekten harikaydı yani. Jeneriklik gol. Böyle Aydın Hasic golden skills videosunun açılışı yani. ortalama vuruş, ortalama futbolcu vuruşu değil yani o. Muazzam vurdu. Ama işin enteresanı şey yani geçen ya, sene Kayseri maçındaki gol vuruşu şeydi böyle. Ya bu çocuğun son vuruşları mı sıkıntılı falan dedirtti böyle bir maç önce. Ama soru işaretlerini kaldırdı sağ olsun yani. Evet, evet. Ben geçen sene bayağı dileniyordum ona. Kiralık Ümraniye gidince vallahi abi bana sıkıntı veriyordu o maçları izlemek. Gündüz böyle Ümraniye'nin o pilot kamerasıyla. Orada mesela yine buna benzer bir golü vardı. O da güzeldi yani. Bakalım inşallah olur. Abi Oğuzhan hakkında ne düşünüyorsun? Sanki bu maç Atiba'da yokken Oğuzhan'ın artık kaptanlıkla, pazubandıyla kendini tekrar hatırlattı. Gençler, arkadaşlar ben yine buradayım dediği bir şey mi? Yani Rıdvan Oğuzhan'la girdi. Öyle bir şey olacak mı yani artık bundan sonra Oğuzhan'dan bunu bekleyelim mi? Vallahi herhalde olmalı yani artık. Ama son hareketleri işte o verdiği poz, yüz ifadeleri falan pozitif. Yani şey de diyebilirim. Hani ikinci Ozan Tufan mı acaba? Sergen Hoca'nın fabrika ayarlarına döndürdüğü. Nihat Kahveci şey dedi hakkında. Ben dedi bu oyunu görünce aklıma şey geldi de, bir dönem röportaj vermişti. Kapak olmuştu böyle maestro kıyafetleriyle falan. Onu hatırladım dedi. Acaba dedim bütün Beşiktaş böyle düşünüyor mu bu konuda? Nihat Kahveci'nin adını duyunca uzanasım geliyor ya. Evet. Ya uzanasım derken herhalde gol sevincinden bahsediyoruz. Değil evet mi? Evet. Koltuğa uzanasım geliyor yani. Nihat Kahveci şöyle yattığı yerde. Bir şeyler söylemedi bu sene abi. O maestro mıdır? Maestro lafı aslında onu, o lafın altında biraz ezildi. İşte 14 numara Hollanda çıkışlı. İşte arkadaşlara maestro diyormuş falan. Orada biraz ezildi gibi. Ama toparlanacak herhalde. Bu arada Larin de öyle aslında. O da yine bir evet, küllerinden koğuş. Evet ya, bunu konuşmak lazım bugün.
14 deyince İbrahim Kırkayan çıkmasını bekledim bir anda ekrana böyle. Bir dahakine şey takalım ya. Turuncu saat takayım. Turuncu saat. Lerin için ne eklemek istiyorsun Fırat? Söyle abi. Yok, genel konuşalım diye dedim yani. Tamam, açtın mı? Şey... Devam et topla. Tamam, aynen devam edeyim. Yani şey gibi bir adamdı herhalde. Mert daha çok katılacaktır buna. Hani Lerin mesela iki tane atar ama bir kaçırır eder, saç baş yoldurur bilmem ne. Böyle bir hani istikrarı olmaz. Yani senede 10 tane atar ama 10 taneye de rahmet okutur peşinden gibi bir performans gösteriyordu genel olarak. Bu sezon onu biraz kırmıştı. Bu maçla birlikte sanırım Lerin hani ben bu ligde varım dediği ilk maç oldu geldiğinden beri. Daha önce iyi maçları var, hakkını yemek istemiyorum. Ama gerçekten ben bu ligde varım ve iş yapıyorum, yapacağım da diye damgayı vurduğu ilk maç olabilir. Yani 4 gol bakınca hani işte senin lafına çıkıyor gene. İşte Melinyak diyor, Meriyat diyor, bizim hatalarımız işte. Orada Samudio da konuştu sanırım. Hepsi diyor bizim hatalarımız. Evet, evet. Hatalarınız da abi 6 taneydi, bireysel hatadan yemedin sonuçta yani. Bunda, hani bunların bir tane 2 tane yersin. Bunların hepsi... Ezber yorumlar Lerin hakkında. Bak konuşacağım Lerin hakkında, bekliyorum. Yok, ya sonra referansı sevindim patlamasına yani. Abi ben Lerin'in attığı gollere baktım. Yani ne yazık ki çoğu gol bireysel hata. Şu anda gol krallığında birinci yani. Sırada. Birinci sırada okey, eyvallah, lafım yok yani. Ama sonuçta hani hem Bopenza'nın bir anda 4 gol atması, Lerin'in 4 gol atması, işte Cagne de geçen de hat-trick yaptı gene. Yani ligin daha başındayız. Bu kadar kolay kolay böyle goller olmuyor her zaman. Bir pandemi yorgunluğu var oyuncularda. Sakatlık da başlıyor. Ben biraz buna bağlıyorum ama hani geri kafa pasıyla pas verdiği ve Lerin'in araya girdiği pozisyona baktım. Hocam yani kaleyle aranda 35 metre varken kafayla da pas verilmez. Bir de savunma oyuncun var yani. Oraya da girerler, atarlar. Diğer sanırım bir tane daha golü ikinci yarıdakilerinin savunma hatasını değerlendirip attıydı. Ama en beğendiğim Oğuzhan'ın verdiği pasla atılan goldü. Küçük bir savunma müdahalesi oldu orada ama Lerin'in arka direğe o topun oraya gideceğini bilerek koşması aslında Beşiktaş'ın da bu arka direk ön direk koşularını iyi çalıştığını gösteriyor. Topu kanattan çok iyi çizgiye hızlıca indiriyorlar yani. Akıyor böyle Beşiktaş sağ çizgiden. O yüzden iyi bir performans gösteriyor Sergen Hoca da takım başında. Şey de demek istiyorum, hani Lerin'in neden bu kadar iyi olma bu sezon olma durumu ortaya çıktı. Yani şimdi Kanadalı, Atiba kaptan Kanadalı, Fransızca falan konuşuluyor. Enkudu var orada Fransızca, Rozier, Gezal, böyle bir Frankofon, Abubakar. Orada bir birliktelik var. Umarım bu Frankofon fazlalığıyla Necip de au revir demeyi öğrenir de. Yani abi katmış olur. Ya, hiç beklemediğim yerden geldi. Yani Necip kendine yakışır bir egzantriklikle şey yaptı yani. Au revoir'ı nasıl olmaz bir şekilde okuyabilirim yani. Düz Türkçe okusam bile ya au revoir çıkar oradan yani. Au revoir. Evet, abi, Lerin hakkında ben konuşacağım diyordun. Ya abi Kanada'dan topçu çıkarmıyor. Kanada futbolu ne alaka diyeceğim ama işte Atiba susturuyor herkesi. Yani ama yine de şey tabii yani Kanada bir futbol ülkesi değil şimdi. Kendimizi kandırmayalım. Yani çok... Alfonso Davies diye de bir oyuncular da çıkıyor. Ya tamam ya. Bir elin parmakları kadar adam sayamazsın yani. Ya da ne bileyim ya işte yani Amerika bile yani son 20 yılda daha yeni el olmaya başlıyor. Gerçi Amerika'nın da yani milli takımından dünya liglerine giden oyuncu sayısı senden daha fazladır yani. Türkiye için söylüyorum tabii yani. Abi çok enteresan, şunu söyleyeceğim. Kamuoyu balık hafızalı. Niye? Mert beni doğrulasın çünkü Beşiktaş muhabirleri ve şeyine daha yakındır ama hani ben de herkesi takip etmeye çalışıyorum. Ya bu adamı gömmüyorlar mıydı ya geçen sene, evvelki sene geldiğinde. Sonra kiraya gitti işte. Yani herifin... Kore topçu
Herif hakkında bu futbolcu mu, topa vurmayı bilmiyor, bilmem ne şu bu. Bak o diyenlerin hepsi 4 golden sonra Larin övüyorlar. Bakıyorum Larin'le çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyorlar falan. Abi ya yapmayın ya yapmayın. İşte bu hep şey yani skor ve sonuç odaklı yorumculuk, tamam mı? Ve ya bu kadar keskin şeyler söylemek zorunda değilsiniz abi. Bekleyin bir. Beşiktaş bile zaten kendi şeyinde... muhasebesinde belli bir şansı vermemiş. Fırat'ın dediği hikaye yani hani onu bir tanımlıyor ya, şöyle bir golcü diyor. Yani bence Larry'i görecek kadar bile Beşiktaş'ta daha fazla süre alması ve oynaması gerekir yaşı itibariyle. Hani bu sene biraz yokluğun getirdiği bir durum değil mi Mert? Yani yerine adam alınsaydı, sezon başında Mandzukic gelseydi Larry mi oynayacaktı forvette? Valla ben bunun cevabını aramaya çalışıyorum. Karşıma şey çıkıyor. Geçen bir yorumcu söyledi. İşte evlendi, çocukları oldu, düzenli bir hayat. Ya bu değildir herhalde. Yok, etki eder o ya. Yani, hakikaten etki eder. Ya etki eder de. Yani adam bir anda level atlatmaz. Yabancı oyuncular da etki ediyor abi. Gerçekten ediyor. Çünkü yani erken yaşta evliliğe çok meraklılar. Yabancılar genelde. Böyle bir çekirdek aile şeyi kurduğu zaman hayata disiplinize oluyor. Abi gol kralı şöyle... da olmaz ya. O kadar ha, değil. Gol yani. Kralı da olmaz evlendi diye diyorsun öyle. Ya ya gol krallığı da şey ama şimdi abi ligde üst üste 2 hafta 4'er gol atan gol kralının olduğu Mopenza, ertesi haftaların böyle bir şey var mı? İşte pandemiden dolayı biraz ligde gevşek. Yani savunmalar gevşek, takımlar gevşek. Şimdi 6-0'lık maçı, Fenerbahçe maçının istatistiklerine baktık da Beşiktaş Rize maçının istatistiklerine baktınız mı? Rize deplasmanda Beşiktaş'tan daha fazla topa sahip. 59'a 41. 59'a 41. Çok şey değil. Radikal bir fark yok arada ama ikinci yarıda zaten şey böyle kontra hücum hızlı ataklarla goller. 343 pas yapmış Beşiktaş. Rize Spor 485 yapmış. Beşiktaş'ın 109, Rize'nin 96 atağı var. Yani artık bu da şey, ya kardeşim topu istediğin kadar al, çevir çevir, bilmem ne sende kalsın. Sonuç üretemedikten sonra, yani müspet ataklar yapmadıktan sonra, çerçeveyi bulamadıktan sonra hikaye. 6 tane yemişsin, topa sahip olma oranı yüksek. Ne, madalya mı veriyorlar? Yani yani hem kıymetli istatistiklerle görmek, o istatistikleri görebilmek, türlü veriye bakabilmek ama bir yandan da kıymet harbiyesi yok yani. Ya da buna odaklı, işte maçtan sonra o canaların buna odaklı konuşuyor olması yani. Ya hani bir topu biz oynadık ama işte onlar çok şey kalmadı. Adam demek ki senden daha akıllı yani. Topu daha efektif kullanıyor. Yani ona gerek kalmıyor %60-75 topa sahip olmalar. Barcelona'nın %80 ile 82 ile sahip olup kaybettiği bir maç vardı değil mi? Hem de evinde Camp Nou'da. 82-18'de kaybettiği 82, maç vardı 82, yani. 81 gibi bir şey evet. Celtic diye hatırlıyorum değil mi? 2-1 mi? 1-2 Celtic değil, hayır. La Liga'da bir maçtı ya. Böyle Elche, Eibar diye isim falan geliyor. Olabilir. Abi kısa bir şey diyeceğim. Mikrofonu biraz ittirebilir misin sesin? Yüksek geliyor. Yüksekliği farklı olunca dinleyicilerimizle irkilme yaratabilir sesinin tonu. Çok patladık değil mi? Okey, anladım. İyi böyle ama güzel. Tamam. Eyvallah. Yani benim diyeceğim Beşiktaş bence işte ligin şu anki kötü ligisi olarak giden ve formda, en formda takımı. Oyun konusunda ben yine seyrettiğim şeyden çok fazla zevk almıyorum açıkçası. Larin'in golleri güzeldi. Yani fırsatçılık ve şey. Hasic'in golü nitekim söyledik biraz önce. Yani muazzam vurdu. Ama hani bu kadar skor ve bu maçların şeyi biraz bu pandeminin yarattığı gevşeklik. Yani ligde bir lig havası yok. Seyirci yok. Bir baskı yok. 42 maç var şimdi, takımlar kafada daha da yayıyorlar bunu. Yani bu lig anca 30. haftadan sonra böyle bir şampiyonluk yarışı, düşme şeyi falan yaşar. Herkes birbirine bakıp çok marjin açılmazsa bu haftalarda rölanti gidecek yani. Bu oyunlardan bir şey beklemek zor. Sergen'in maç sonunda basın toplantısında sorulan soruya verdiği cevap çok hoşuma gitti. Yani soruyu kim sordu bilmiyorum da işte spor medyasının şeyi ya, vasatlığı. Hocam dedi,
Stres hissediyor musunuz dedi liderlik. Ya, abi Beşiktaş mı ya? Yani ne stresi? Niye stres olsun ki? Abi çok, ki, çok bir şey diyeceğim burada yani. Böyle defalarca Ergen cevabını duyuyorum. Defalarca ben bu ligde top oynamışım dedi. Beşiktaş dedi bu. Orada şöyle demesini isterdim. Sen bilmiyorsun galiba. Biraz Beşiktaş tarihi oku. Yani ne stresi abi? Hangi stres yani? Ki herkes o koltukta oturmak abi, için mücadele ediyor. Stres? Yani orada stres oldu. Yani orada abi, stres altında olacağını düşünsen İkinci, üçüncülükte kalmayı kovalarsın yani, gitmezsin. Hani kim, ama yani takımların hiçbir zaman öyle bir arzusu olmuyor ki. O belki hani geçen programda da söyledik ya, 20 küsür haftalarda yani 34 olduğu zaman. O şimdi bu sene 30. haftalarda arkadan kovalamayı tercih edebilirsin ama bu haftalarda herkes lider olmak ister abi, tepede olmak ister. Ve hani bu şampiyonluğu oynayan takım için birincilik olduğunda oturmanın ne stresi olacak ya. Tam tersine abi güzel aşağıda bir yere getirdin konuyu. Şöyle bir şey diyeceğim yani, Sergen attı şampiyonluk geldi diye bir stres anı var Beşiktaş tarihinde ve 100. yılın şampiyonluğu. İşte herkesin 100. yılda şampiyon olmak için böyle nedense bir numerolojik takıntısının olduğu bir dönem. Evet. Yani adam onları geçirmiş kontra atakla dakika 88-89 falan böyle. Ki hani oradaki akıl dolu o golü ben atacağım pası da Tümer'e verdi. Hiç unutulmaz golden ziyade Tümer'i böyle pozisyondan dışa itmesi. Peki abi buradan konuyu Sergen Hoca'ya getirmek istiyorum. Zamanımızı verimli kullanalım. Oradan da çünkü benzetildiği kişiyle alakalı olan takıma geçeceğiz. Sergen Fatih Terim'dir gibi, yeni Beşiktaş'ın Fatih Terim'idir yeni jenerasyonun gibi bir tartışma yürütülüyor. Birçok Beşiktaş yorumcusu, birçok yorumcu tarafından. Yani acaba öyle mi? Bir yandan kendi kısa yorumumu katayım. Hani çok zorlu bir dönemde, ekonomik problemlerin yaşandığı bir dönemde takımı derledi, topladı. Takımın da zaten tarihindeki yeri olan bir oyuncu olduğu için hani kulübün içindeki taraftarın atmosferini de yarattığı etkileri de bilerek sanki bir ayağa kaldırdı öyle bir örnek ya da eş bir performans, bir yönetim biçimi gösterdi bence de. Ama tabii ki hani daha bunu söylemek için şahsen çok erken. Peki ya mini golf müdürü ne diyor? Ya aslında sosyal medya bu kadar aktif olsaydı o dönemlerde acaba Fatih Terim'in ilerleyişi nasıl olurdu diye düşündüm ben. Baktım mesela o yıllara, işte ilk sene şey var, işte Kunup var, Van Gogh'ver. Şimdiler gelse ne olur, neler denir, ne linçler olur. Sosyal medya demişken bu ilk tarihle başladı aslında. Böyle herkes bir ara şeydi, tarihçiydi böyle. Genellikle yükseliş dönemlerini herkes araştırdı. İşte akıl verenler, işte Fatih Sultan Mehmet niye oraya girmemiş, işte İsmet Paşa şunu yapsaymış. Hani o dönemin şartlarını gözetmeden bugünden sallama modaydı bir ara. Atatürk'ün ben cepheden... Ben diyorum hani Fatih Terim'in... Atatürk'ün cepheden tweet attığını düşünsene. Çanakkale'yi süpürdük. 710 bin retweet. Ya ona gidiyor. Onunla da şey yazıyor. Doğru bilgi teyitlidir. Doğru bilgi teyitlidir. İstanbul terk etme meydanları. İşte aynen. Buyur abi. Mesela Fatih Terim'in hangi dönemiyle mesela benzeştiriyoruz? İşte yükselme dönemi mi, o başlangıç dönemi mi? İşte var ya Galatasaray'da 3. dönemi, 4. dönemi diye. Abi Özhan Can Aydın dönemiyle karşılaştırırsan ben burada, büyük bir fiyasko yani şimdi. Ben burada araya gireyim mi? Bence Volkan'ın eğer girsin araya. medyada gördükleriyle söylediği şeyse şayet, yani kamuoyundaki Fatih Terim Sergen muhabbeti ise, ben Volkan'ın teşhisinin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada aslında Sergen'e Fatih Terim gibi ya da Fatih Terim yakıştırmaları yaparak yapılmak istenen şey Sergen'i yaralamaya ve sekte vurmaya çalışmak bazlı bir şey. Beşiktaş muhabirleri ya da Beşiktaş medyasından yapılan bir yakıştırma değil bu. Tam tersine... Ben Erman Özgür'den duydum açıkçası. Takip ediyorum. İnsanlar mevzu konuşuyor olabilirler de ha, yani kendisi tabii, kendileri bireysel de var diyebilir ama bence orada mesele Fatih Terim gibi hırpani, Fatih Terim gibi asi, işte ters, hani kamuoyunun arzuladığı profilin dışına çıkıyor ve işte onların istemediği şekilde cevaplar veriyor
Fatih Terim gibi davranıyor diyerek o Terim'i zaten sevmemezlik halini Sergen'e yüklemeye çalışıyorlar. Bence Sergen'den de bir anti Sergencilik yaratma şeyi var şu an kamuoyunda. Yani bu konuda şunu diyeceğim. Bunu herkes yapıyor. Yani, amaç bence Sergen'e zarar vermek. Onu söyleyeyim yani. Bu tavrın Sergen hakkında ne kadar böyle bir nasıl diyelim çok da pozitif olmayan bir imaja çekmeye çalışsalar bile Sergen hiçbir zaman kimsenin gözünde bence o kadar anti negatif bir karakter olmayacak yani. Hem daha önceki programlarda söylediği itiraflar, maç sonrası verdiği daha tabii güzel canım. Yüzlü şeyler. Ama tabii kaybettiği veya çok da üstüne gidildiği dönemdeki teknik direktörlüğünün başında öyle olmuştu. Hani onu ben almadım, bunu ben yapmadım. Böyle yönetimle deres çekişebiliyor aslında. Öyle de bir gücü de var bir yandan. Çünkü Sergensin yani. Sanki ben biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Bu karakter olarak maç itirazları, maç sonu böyle biraz ters cevapları vesaire açısından. Ama hani takıma yaptığı etki verdiği katkı vesairesinde ve hani kulübün içine yönetmesi açısından çeşitli benzerlikler var. Dönemsel olarak tabii ki hani Fatih Terim'in her dönemi çok iyi değildi yani biliyoruz. Bence bu sene Beşiktaş'ta kendi kariyer yolundaki en olgun dönemini yaşıyor. Yani bu sene gayet hani maç öncesi, maç sonu, futbol takımını oynatmaya çalıştığı oyun, genel tavrı gayet olgun buluyorum Sergen Hoca'yı.